Evet arkadaşlar, Sosyal Bilgiler 5. sınıf Yanık Yayınları Soru Bankası'ndan devam ediyoruz. Etkinliklerimizi yapıyoruz. Yaşama çocukların en temel hakkıdır ve herkesin ilk görevi çocukları korumaktır. Yaşama hakkı ve güvenlik hakkından bahsediyor burada. Yaşama diye almış zaten arkadaşlar. Şöyle kalemimize de tık atalım. Şöyle geri alacağım. Arkadaşlar. Şöyle kalemi kapatalım. Evet. Anayasanın 56. maddesine göre herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir demiş. Buraya da en mantıklı gelebilecek sağlıklı olacak arkadaşlar. Üçüncü maddemize bakalım. Fikirlerimizi belirtmek kapsamındadır demiş. Bakıyorum yukarı. Fikirlerimizi belirtmek düşünce özgürlüğü kapsamındadır diye söyleyebiliriz. Okul öğrenci temsilcisi seçimlerinde aday ve seçmen olarak katılmak diyor arkadaşlar, dikkat edin, aday ve seçmen olarak katılmak katılma hakkı kapsamındadır diye söyleyebiliriz. Geri alalım ekranımızı. Şöyle. Evet. İçin en iyi örnek genel ve yerel seçimlerde oy kullanmak ve aday olmaktır demiş arkadaşlar. Bu da seçme ve seçilme hakkı olacak. Hemen şöyle tıklayabiliriz. Gelelim tekrar. Anayasamızın 56. maddesine göre vatandaşlar kanunda gösterilen şartlara uygun olarak seçme ve bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir demiş arkadaşlar. Bunda ne diyeceğiz? Gelelim siyasi parti diyeceğiz. Şöyle inelim tekrar. Çocuklar yaşına geldiğinde oy kullanabilirler. Yazalım, yukarıdan zaten tıklarız. 18 yaşına geldiğinde oy kullanabilirler. 8'e bakalım. Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya uğramadan düşünebilmek ve davranabilmektir demiş. Bu da özgürlük olacak arkadaşlar. Özgürlük ya da hürriyet şeklinde gelebilir karşımıza. Herkes düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, nokta nokta demiş ve veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir demiş. Yukarı çıkalım, hemen bakalım arkadaşlar. Resim olması lazım burada. Evet, resmi burada gördüm boşluğumuza. Haziran'da özgürlüğü söylemiştik hatırlayacak olursanız. 18'de söylemiştik. Şöyle inelim. Evet. Resimledik. Devam edelim. Arif Nihat Asya bayrak şairi arkadaşlar. Bayrak şiiri var, çok meşhur. Bundan dolayı kendisi bayrak şairi olarak adlandırılmaktadır. Ey mavi göklerin kızıl ve beyaz süsü, kız kardeşinin gelinliği, şehidinin sol örtüsü. Işıl ışıl dalga dalga bayrağın, senin destanını yazdım, senin destanını okuyacağım. Hata yaptıysam affola, sözü insana ilgiysem. Meşhur şiir var arkadaşlar bu şekilde. Hemen şöyle geri alalım. Evet, harekete tıklayalım. Evet, bakıyorum arkadaşlar. Bayrak şahidi olacak. Bayrak diye yazmıştık zaten oraya. Hatırlayacak olursanız. Geçiyorum şöyle. Evet. Şimdi bu etkinliğimize de bir göz gezdirelim. Şöyle büyütelim biraz. Evet. Şöyle alalım. Şimdi aşağıdaki görselleri ait oldukları bilgilerle eşleştiririz demiş bizlere. Yani bakıyorum, meclis binamızı görüyorum, bayrak görüyorum, Türk bayrağımızı görüyorum. Mehmet Akif Ersoy var arkadaşlar. Bunun dışında başkentimiz Ankara var, dilimiz var. Bakıyorum, Cumhurbaşkanlığı forsu var ve paramız var
arkadaşlar. Hemen eşleştirelim. Eşleştirmeyi tamamlayalım. Türk bayrağı yani iki ne olacak arkadaşlar? Birden başlayalım. Bir meclisimiz olacak. Hemen gelelim. Arkadaşlar şöyle şuradan bulalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi yani bir ne olacak? Bir D olacak arkadaşlar. Şuraya yapalım isterseniz daha güzel olur. Bir D olacak. İkiye geliyorum. Türk bayrağı var ikide arkadaşlar. Hemen bayrağımıza bakalım. İki de A olacak. Üçe gelelim arkadaşlar. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşımızın şairi. Üç ne olacak? Üç de G olacak. Dörde gelelim. Dört başkentimiz Ankara'yı gösteriyor bize arkadaşlar. Dört B olacak. Beşe bakalım. Beşte dilimiz var arkadaşlar. Hemen dilimizi de bulalım. Türkçemiz yani. 5 E olacak. 6'ya bakalım arkadaşlar. 6'da Cumhurbaşkanlığı forsu var. 6 F olacak. Evet. 7'ye bakalım. Türk parasını görüyoruz dediğinde de. Türk lirası. 7'de C olacak. Biz bunları aynı zamanda bağımsızlık sembollerimiz diyoruz arkadaşlar. D, A, G, B, E, F ve en son ne demiştik arkadaşlar? C şeklinde söylemiştik. Şöyle yapalım. Daha anlaşılır olsun. Evet. Böylelikle bunu da geçmiş oluyorum. Aşağıdaki sivil toplum örgütlerinin altına hangi alana ait olduklarını belirtecek şekilde tik atınız demiş. Milli Eğitim Vakfı dediğine göre arkadaşlar Milli Eğitim Vakfı eğitim alanında olacak. Yeşilay demiş arkadaşlar. Yeşilay bağımlılıklara karşı yani zararlı bağımlılıklarla savaşan bir kurum, kuruluş baktığımızda sağlık alanında olacak. Greenpeace, Dünya Barış Örgütü, Yeşil Barış Örgütü, barış değil, Yeşil Barış, yani şey olarak ifade ediliyor arkadaşlar. Çevreyle barış, çevre dostu. Yani çevrenin korunması, işte denizlerin kirliliğinin engellenmesi, kutupların erimesine karşı birçok konuda faaliyetleri olan bir örgüt, Yeşil Barış Örgütü. Türkiye'de de faaliyetleri var. Adı üzerinde çevre alanında Greenpeace aktivitelerini rahatlıkla görüyorsunuz. Tema Türkiye Erozyonlu Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı. Şuradan da zaten yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Çevreyle ilgilidir. Eğitim Gönüllüleri Vakfı. Eğitim Gönüllüleri eğitimle ilgili arkadaşlar. Türk Kızılay'ına baktığımızda öncelikle kandan yola çıkarak sağlık alanında diyebiliriz. Ama bunun dışında özellikle depremden zarar gören vatandaşların veya doğal afetlerden yemek, barınma, sağlık gibi birçok ihtiyacını karşılamaya yönelik hizmet verir. Osmanlı Devleti'nde Hilal-i Ahmer adıyla kuruluyor. Atatürk tarafından da 1935 yılında Türk Kızılayı Cemiyeti'ne dönüştürülüyor. Adı Türkçeleştiriliyor daha doğrusu. Evet, Çekül var arkadaşlar. Çevre ve Kültür Vakfı. Çevre ve kültür dediğine göre ne olacak? Çevreyle ilgili olacak. Türk Kalp Vakfı var arkadaşlar. Kalpten de yola çıkabilirsiniz. Sağlık alanında. Anne Çocuk Eğitim Vakfı demiş arkadaşlar. Anne Çocuk Eğitim Vakfı AÇEP eğitim alanında yine hizmet veren özellikle eğitim alanında diye söyleyebiliriz. Tiklediğimiz için arkadaşlar ABC diye yazmadık. Sadece tiklemelerimizi yaptık. Şöyle tekrar evet ilerleyelim. LÖSEV var arkadaşlar. LÖSEV'li Çocuklar Vakfı. LÖSEV'li kan kanseri biliyorsunuz. LÖSEV'de sağlık alanında. ÇEVKO var arkadaşlar. Çevre koruma demiş. Dikkat edin. Çevre koruma ve ambalaj atıkları değerlendirme vakfı. Bu da çevre alanında. Türk Eğitim Vakfı arkadaşlar, Türk Eğitim Vakfı da eğitim alanında hizmet vermektedir diye söyleyebiliriz. Evet, şöyle gelelim. Bir gözden geçirelim tekrar. Evet, bir ne dedik, B dedik. Arkadaşlar, şöyle yuvarlak içine alalım.
2 A dedik arkadaşlar. 3 C dedik. B A C şeklinde oldu. Devam edelim. 4 C dedik. 5 B dedik. 6 A dedik. C B A. Devam edelim. 7 A dedik. 8 C dedik. 9 B dedik arkadaşlar. Devam edelim. 10 C dedik. 11 A dedik. Ve 12 B şeklinde söyledik arkadaşlar. Ve böylelikle geçiyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Önümüzdeki videoda da yine etkinliklerimizi çözmeye, soru bankamızdan etkinliklerimizi çözmeye devam edeceğim. Sağlıcakla kalın. Görüşmek dileğiyle.